Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyrup Universalis 4'te yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde yeni bir çark duyurmuştum sizlere. Risk çarkıydı çarkımızın adı ve sizlerden olumlu dönüş almasına sevindim açıkçası. Seriyi bir parça daha hareketlendirebilmek adına bu çarkı da oyuna eklemiştik ve geçen bölümde Hindistan tarafına doğru muazzam bir ilerleme kaydetmiştik. Aynı zamanda bir yandan da ticaret aidiyesi gidiyorduk. Gittiğimiz ticaret aidiyesi sayesinde hakim olduğumuz topraklarda gerçekten çok kuvvetli bir ticaret yapabileceğiz ve ticaret gelirinden altın gelirimizi arttırabileceğiz. Peki geçen bölüm fetihlerde durmayan, durdurulamayan Büyük Osmanlı ordusu bu bölümde ne yapacak? Efendim, bu bölümde ziyadesiyle artık İtalya'nın tamamına bir hakimiyet kurmak istiyorum. İtalya'nın tamamına hakimiyet kurmak istediğim için görüyorsunuz buraların puanları da o kadar yüksek değil. Hatta belki şurada bulunan adaları bile alabiliriz İspanya'nın elinden. İtalya tarafında hakimiyet kurmak istediğim için Bohemya üzerinden bir savaş gerçekleştireceğim. Hem Kutsal Roma İmparatorluğu'na bir mesaj vermiş olacağım. Devlet-i Aliye-i Osmaniye güçleniyor, ayağınızı denk alın diye. Hem İtalya'da ilerleyeceğim, hem de sevgili vasalım, sevgili çocuğum Wurtemberg'u birazcık daha büyütüp geliştirerek batıda daha da güçlü hale gelmeye çalışacağım. Amacım bu yönde. Dilerseniz geçen bölümdeki oylara bakalım, videomuz ne şekilde izlenmiş, sizden nasıl geri dönüş almış, hemen ona bir göz atalım ve hepinize çok çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlerin desteği beni çok motive ediyor video çekmeye. Hani karşılaşılan olumsuzluklara rağmen sizlerin yanımda olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Ve kanal az buz değil, 6 senelik bu zamana kadar bana sıkılmadan eşlik eden herkese kucak dolusu sevgiler. Hakikaten ben de yeriniz ayrı. Çok samimi söylüyorum bunu. Yorumlar kısmı kapalı. Evet, eyvallah. Onun farkındayım. Ama bu kesinlikle sizi ciddiye almadığımdan değil. Birazcık duygusal olarak zor bir dönemden geçiyorum ve uzun bir dönem. Zor ve uzun bir dönem. Ve hani olumsuz yorumlar beni hakikaten yıpratabiliyor. Şimdi beraber ne güzel keyifli zaman geçiriyoruz değil mi? Birisi gelse dese ki birader senin dişlerin niye yamuk? Yemin ediyorum kamera açıp video çekmeye çekinirim. Çabuk etkileniyorum ne yazık ki. Bu yüzden kendimi geliştirene kadar yorumları bir miktar kapalı tutuyorum. Umarım beni anlayışla karşılayabiliyorsunuzdur. En nihayetinde hani ben de insanım. Bunu söylemesem sanki beni şey gören vardı değil mi? Böyle popüler, ünlü. Ya gerçekten öyle bir şey hissetmiyorum. Arkadaş ortamımın geniş olduğunu hissediyorum ve bu beni çok çok mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Dilerseniz videoya geçerim. Ben daha fazla boş yapmayayım. Yani video izlemeye geldiniz sonuçta. Ben çok konuşunca da kızıyorlar. Az konuşuyorum yine kızılıyor. Anlamıyorum. Ben bir orta yolunu bulacağım bakalım. Şimdi videomuzu bir açalım ve dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu ortamın kıymeti sizlersiniz. Çünkü ben artı siz eşittir YouTube, video, Twitch, içerik. Sizi çıkardığınızda formülden sıfır kalıyor geriye. Kendi kendine konuşan bir adama dönüyorum sadece. O yüzden varlığınızda şeref veriyorsunuz efendim. Teşekkür ederim. Niye yağ çektim? Bir şey mi isteyeceksin? Yok. Yani beğenirseniz güzel olur. O da size kalmış. O kadar yağ beğeni için mi çektin? Ya yağcılık değil. Vallahi içimden gelenleri söylüyorum. Ama beğenirseniz hoş olur. Eyvallah. Efendim, dünyanın yenilmez gücü Osmanlı, EU4 Osmanlı serisinin 26. bölümü 12.000 izlenme almış ki 10.000 skalasını geçebilen videolara gerçekten bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Videomuzda bizim yeni bölümlerimiz öneriliyor. Bu dediğim gibi bizlerin başarısı. Siz beğenilerinizle destek oluyorsunuz. YouTube bizi koyuyor kenara 10 numara. Çok teşekkür ederim. Bu bölüm sizlerden tamı tamına 1926 beğeni almış. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Like atan parmaklarınız dert görmesin. Telefonunuzun şarjı uzun uzun gitsin. İnternet paketiniz hiç bitmesin. Umarım sevdiğiniz hatun da size karşı bir şeyler besler yani. Daha güzel duaların var mı? Var. Ramazan'ı sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirin inşallah. Şimdi gelecek bölümde hangi çarkı kullanalım sorusuna %85 oyla buff çarkı yanıtı verilmiş. Rastgele etkinlik çarkını kullanalım mı sorusunda ise %93 ile evet yanıtı alınmış. Hangi devleti güçlendirelim demişim. %61 ile Fransa demişsiniz.
ve risk çarkının kullanımını da %87 ile istemişsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz uygulamaya başlayalım. Öncelikle Fransa Devleti'ne girelim. Ve Fransa Devleti'ne sizlerden gelen 10.000 gold, 100.000 manpower ve bir tane son seviye general verelim. Ardından kendi devletimize geçelim ve amorti çarkımızı çevirelim. Amorti bu. Yani yatırdığın parayı ancak geri veriyor. Buff çarkı dönüp dönüp duruyor. Bir defa 10.000 gold gelmedi değil mi ya? Bak kaç bölüm oldu? 26 bölümdür. Bir defa gelmedi. Bu sefer ne gelecek? 10.000 manpower. İnanılmaz derecede ihtiyacım vardı manpower'a. Ya yanlış anlamayın, sizlerin hani buff çarkını seçmesi benim hoşuma gidiyor. Destek olmak istemeniz, serinin iyi ilerlemesini istemeniz çok hoş. Ama gelen bufflar çok kötü be hocam. 10.000 manpower ne abi? Benim zaten aylık 7.000 yenileniyor. Neyse, bakalım rastgele etkinlik çarkından ne gelecek? Hemen döndürüyorum çarkı. Süper, süper 400 diplomasi puanı. 400 diplomasi puanını da hanemize yazdırdık. İşlem riskleri şeyden dolayı var sanırım. Bizim overextension'ımızın yükselmesinden dolayı çok fazla toprak aldık Hindistan'dan. Ticaret ideasına bir dal gidebilirim biliyor musunuz? Hemen bir ticaret ideasına gidelim. Yeni aldığınız adam Basra'dan Aleppo'ya taşısın. Basra'dan Aleppo'ya 20 dukat falan taşıyacak. Aleppo'dan da bize doğal olarak gelen artacak. Dur bir bakalım gelene gidene. Ne gelecek ne gidecek. 19 dukat taşıyoruz. Aleppo'daki ne oldu? 44'e çıktı. Aleppo'daki 44'e çıkınca ne oldu? İspanya koalisyona girdi. Aleppo'daki 44'e çıkınca doğal olarak Aleppo'dan transfer edilen 44 olunca bizim İstanbul'dan aldığımız bir de %99'una hakimiz buranın. 179 dukat oldu. Yani ticaret gelirinden parayı şamarlayacağız efendim. Son olarak bir de risk şarkını çevirelim bakalım. Umuyorum başıma bela almam. Yar ben belanın ta kendisiyim dedi ve 100 kaysiyancıyı attı ağzımın ortasına. Bayağı şom ağızlıyım ya son zamanlarda. Ver 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 böyle hafif bir müzik ver. Şey ver Çin DLC'sinin müziklerinden ver. Müsaadenizle bu isyancıyı nerede çıkartalım? Hadi bu isyancı şeyde çıksın. Balkan tarafında çıksın. Tam olarak Bosna'da çıkartalım isyancıyı. Öncelikle buranın koduna ihtiyacım var sevgili arkadaşlar. Buranın kodu 140'mış. Revolt 140. Oho! Bir de bunlar Revolutioner isyancıları. Bunlar köylü isyancıları gibi mi yoksa kuvvetli birimler mi bilmiyorum açıkçası. Haberiniz olsun. O yüzden programa sadık kalacağım ve 100K'nın üzerine basmamaya gayret edeceğim. Güzel. Revolutioner'ları attık buraya. Şimdi gidelim bir isyanımızı bastıralım. Birleşim ve Optimus Prime oluşturun. Arkadaşlar bu arada video kasıyor olabilir. Kasıyorsa lütfen kusura bakmayın. Ya Windows'a yeni bir update geldi ve bunu hani bütün oyunlarımı bozdu Windows update'i. Ya bütün oyunlar kasmaya başladı. Bütün videolar kasmaya başladı. Toparlamaya çalışıyorum. Daha öncesinden yüklediğim videolar bir parça ziyan oluyor. Ama ben elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum. Revolutioner'ların ele geçirdiği bölgelerde nasıl bir sıkıntı oluyor acaba? Ben bunlara generalsiz de girermişim ha. Ben bunlara generalsiz de girermişim. Şey zannettim ben bu elemanları. Bayağı sağlam birileri zannettim. Legalizme ilerleyelim. Eyvallah. Revolutioner'ların kontrolünde olan topraklar nereye gidiyor bilmiyorum. Bu arada biz Revolutioner'ları dövdüğümüz için galiba koalisyon dağılıyor bir parça. Çünkü birkaç kişinin koalisyondan çıktığına şahitlik ettim. Aşağıyı temizler misin? Şuradan şöyle gelip aşağıyı bir temizle sana zahmet. Yani yürürken emin olun daha fazla adam kaybediyoruz. Yürürken daha fazla adam kaybediyoruz. Geri kalan noktalarda sıkıntı yok. Güzel. Revolutioner isyanını sonlandırmayı başardık. Osmanlı Revolutioner'larını.
Sevgili Oyrat oğlum, bir evlenelim mi? Abi dediğim gibi bu oyunda ben evlat sahibi olmayı çok seviyorum. Evlat sahibi olmaktan kastımın ne olduğunu biliyorsunuz. Vasallar gerçekten çok güzel iş yapıyorlar. Gerçekten çok tatlılar. Acayip hoşuma gidiyor. Bohemya'ya dalıp Batı'ya bir hömkürme vakti geldi mi? Bence geldi de geçiyor bile. Bence geldi de geçiyor bile. Vasallarımız da güçlü konumda zaten. Kendilerinin borcu harcı var mı bir bakalım. Borcu yok. Borcu yok. 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 Güzel. Her birinin parası da iyi, development'ı da iyi, askeri de iyi. Güzel, savaşmaya hazırlar anlaşılan. Hepsini bir yönlendirelim. Şimdi buradaki ordular Bohemia'ya girecek. Moldova ve Wurttemberg da bize yardım edecektir diye umut ediyorum. Milana ve Ming'e askeri geçiş kesinlikle yok. Kudursunlar oldukları yerde. Buradaki ordularım da İspanya üzerine akın edecekler. Daha sonra Bohemia ile beraber başka kim geliyor? Brandenburg, Münster ve Milan. Milan'ı zaten isyanlarla bayağı bir boğuşuyor Milan. Belki Ajurian oraya gidip orayı bir indirebilir, bilmiyorum. Aslında Fransa'ya dalıp Fransa'ya Ajurian'daki toprakları mı versek? Fransa bir de Savoy'u personel yünyana düşürmüş. Fransa'yı ezeriz, Savoy'u da alırız böyle komple. Hoş olabilir. Eğer koalisyon yemezsek bir ara bir Fransa'ya da dalalım. O zaman ben savaşı başlatıyorum efendim. Yani paramız, pulumuz, her şeyimiz yerli yerinde. Süveyş kanalını yapsak tatlı olur mu acaba? Oo, çok güzel gelir binaları var. Şu gelir binalarını bir dikelim. Abi zaman durduğu halde gelir binalarını dikerken kasıyor. Evet, bütün paramı gelir binalarına verdim. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Idea. Yok, idea bana lazım olacak. Şimdilik dur. Ve Brandenburg'u doğrudan savaşa çağırsam misal. Kim geliyor? Mainz ve Palatinate geliyor. Bir tane daha Avrupa'da evlat istiyor muyum? Avrupa'da bir evladımız daha olsun mu? Bir tane de bir çocuk daha sahiplenelim mi? Gerçi bir çocuk daha sahiplenmeyelim ya. Hesse'ye dalsam misal. Avusturya falan. Avustura dalsam. Ha, doğru aslında. Avustura dalayım. Bohemia gelmiyor ama muhtemelen Katolik Defender of the Faith'inden yok pardon, Protestan Defender of the Faith'inden Büyük Britanya geliyor. Aslında Britanya'ya da bir ara dayak atmak lazım. Ama stability kaybetmeyelim, çaktırmayın. Hücum. Şimdi öncelikle bu kale bizim. Pekala. Ordularımız nizami bir şekilde ilerlesinler. Ordularımız buradan nizami bir şekilde ilerlerken iki orduyu da İspanya'nın oraya doğru görevlendirelim. Şuradaki ordumuza bir general atayalım. Ve bu generalin komutasına bir asker daha verelim. Bu askerimiz şöyle Milan tarafına doğru ilerlesin. Savoy ne alaka? Fransa'da mı savaşa dahil oldu? Yok, Savoy askerlerini kaçırıyor. Burada acaba ben şeyi cozlayabilir miyim? Bence yüksek yıldızlı bir general alırsam cozlayabilirim yani. Neden cozlayamayayım? Bence vurabiliriz. Yani yukarıdan desteğe gelse de bana vururuz gibi geliyor. Çünkü deniz eksisi yemeyeceğiz falan. Bana vurabiliriz gibi geldi. Bilemiyorum. Oo! Vurmak ne kelime? Yok ettik. Hatta İspanya'nın gözyaşları bir miktar ellerime damladı. Benim gözyaşlarım peki kimin eline damlayacak acaba? Evet, çok çabuk 5 kişi olma huylarını unuttum. Ordumuzu bir dal geri çekelim. Orduları bir arada tutmaya çalışıyorum. Bohemia'da da zaten Revolutioner'lar varmış. Sen geçebilirsin dahi. Şimdi hemen yedek orduyu devreye sokuyorum. Hemen buradaki orduyu böyle bir araya getireceğim. Oyun kasıyor bu arada. Allah'ım inşallah video düzgündür. Gerçekten video düzgün değilse çok üzüleceğim çünkü. Yani video silmek zorunda kalmaktan hiç hoşlanmıyorum. Dostum merhaba. Şöyle, şöyle. Aslında sizleri de bir 80K yapsak mı? Ne olur ne olmaz. Bohemia'nın gazabına uğramasınlar. Bohemia'nın gazabıyla sonuçlanmasın olay.
Askerlerimizi 80'ler K'ya getirelim ve buralarda bir mücadele versinler. Oo. Abi ordu o kadar kuvvetli ki. Hani İspanyol birliklerini tek celsede yok ediyoruz abi. Tek çırpıda yok ediyoruz. Allah'ım inşallah video düzgündür. Çok uğraştım. Vallahi yani yeni gelen Windows 10 update'inden sonra EU4 ile alakalı video çektim. Bir kontrol ettim yani sıkıntı var mı yok mu diye. Sıkıntı yoktu, çalışıyordu. Umarım bir sıkıntı olmaz. Amiralimiz dursun. Cebeli Tarık'ın oradan adam geçirmeye çalışalım mı? Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Cebeli Tarık'ın oradan adam geçirmeye çalışmak mantıklı olur mu? Ben bu arada Milan'ın üstüne niye basmadım? Şuradan bir Milan'ın üstüne basalım. Bir de bir saniyenizi rica edeceğim. Ben debug modu kapatmayı unuttum. Bu yüzden etkinlikler falan şey geliyor. Burada kalır mısın birazcık? Merhaba. Sana yardım edecek birileri olmadan oralar bir parça sıkıntılı. Sana yardım edecek bir dost lazım, bir arkadaş lazım. Beyefendi bir saniye. Bizim illaki boşta bir generalimiz vardır. O bizim generalimiz değil. Sale Devleti'nin generali. Buralarda boşta general yok. Yukarıdakilerde vardır illa birileri. İsmail Bey ve Murat Bey. Şimdi şöyle yapıyoruz. Neredeki ordumun generali eksikti acaba? İsmail Bey ve Murat Bey boşta. İsmail Bey ve Murat Bey kullanılacak. Ha pardon. Şuraya ekleyebilirsek kendisini İsmail Bey, Murat Bey'i ekleyelim. Murat Bey'i ekleyelim efendim. Evet, İspanya'nın içine doğru girmeye başladık bile. Şimdi oranın geçişini bir mümkün kılalım. Size zahmet gemiler. Sevgili oğlum Mazdaran'la evliliğimiz sonlanmış. Umarım kendisi evlilik atar. Oo. Bu arada bizim gemiler bayağı sağlam yargı dağıtıyorlar bildiğin. Tatlı yargı dağıtıyorlar bu arada. Oraya da bir dal vur. Sonra seni defansa çekeceğim seni. Gemilerimiz biraz batmaya başladı. Bizim donanma tabii ki amiraller İspanyol amiralleri kadar yetenekli değil. Yani İspanyol bir sömürge devleti İspanya ama lütfen, lütfen. Rica edeceğim 150 gemisine 400 gemim heba olmasın. Ne var o gemilerin içerisinde? 101 tane heavy ship var. Anladım. Ana donanmaları burada elemanların. Daha fazla zarar görmenin alemi var mı? Bence yok. Kaç. Daha fazla zarar görmenin alemi yok. Orası sıkıntılı çünkü. Sürpriz, 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 sürpriz lanet olası. İspanyol da Milan'dan desteğe gelmedi bile adama ya. Yazık be. Oyunu durduralım. Karakrow zaten bizim komutamızdaydı. Şu İspanyollara bir sürpriz yapalım. Buradan Bohemyalılara bir sürpriz yapalım. Oh! Steak Wipe miydi o? Galiba Steak Wipe'ydi. Ay 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 ay. İçim acıdı içim. Gemilerime de içim acıdı bir parça. Gemiler son derece upgrade'li ama yani açık denizdeyiz ve bizim gemilerin pek şansı olmadı orada. Merhaba. Merhabana merhaba kardeş. Oho. Onun bayağı iyiyiz ha. Aranızda Brandenburg'u basıp öldürebilen var mı? Hmm, sanırım benim basıp öldürmem gerekecek. Brandenburg'u bir savaştan çekelim. Yok yere orada kalabalık yapmasın. Admin teknolojisinde henüz ilerlemeyeceğim ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tık stability rica edebilirim. Utrenburg'da çok fazla isyan riski var. Oğullarımı bir besleyeyim. Evlatlarımın paraya ihtiyacı var mı? Oyrat'tan bile 53 bin asker çıkıyor. Mazdaran, Azurian. Utrenburg'un nasıl paraya ihtiyacı yok? Ben onu anlamadım ki. Prestijim benim gene sıfıra vurmuş. Oluyor demek ki arada. Şşş, oğlum lan. Kimin çocuklarını dövüyorsun aslanım? Kimin çocuklarını dövüyorsun sen? Hayırdır?
Güzel. İspanyolu şuradan yıpratmaya devam edelim. Buraya da o kadar gemi çektiğinize inanamıyorum gerçekten ya. Adam dünya kadar gemi kaçırmış oraya usta. Aha da İspanyol'un başkenti çöktü. Merhaba, başkentini mi kurtaracaksın? Gel bir kurtar da göreyim. Gel bir kurtar da göreyim kaleyi. Hey yavrum hey be. Şimdi sevgili Bohemia, senden isteğim bir parça farklı olacak. Revolutioner'lar. Abi Revolutioner biri olursa kilitler misin? Nereye kilitliyorsun? Buraya. Ay süper. Süper süper süper. Yakalayamadık mı? Nasıl yakalayamadık ya? Abi Brandenburg merhaba. Canımcım bütün paran. Commonwealth'a toprak verme. Saksonya'ya toprak ver. Birkaçına öyle toprak moprak verdireyim ki. Hem ben eksi yemeyim çok fazla. Münster neresi? Münster Hesse'yi bura. Münster'i bilmiyorum. Bir Münster'i bulalım. İspanyol zaten çıktığında doğru düzgün adam kalmayacak ortalıkta. Münster neresi? Burası mı? Oraya doğru bir ilerleyelim bakalım. Münster'den de bir kurtulalım. Vallahi bizi Majorian çocuğu dümdüz etmiş. Milan başkentini aşağı taşımış. Mecbur aşağı inmemiz gerekecek. E benim aşağı indirebilecek ordum var ki. Benim aşağı indirebilecek ordum var. Yani hem de çok rahat var. Yani birazcık manpower kaybediyorum ama kaybettiğimden daha fazlasını yenilediğim için bir sıkıntı olmuyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Aa sen burayı açık mı bıraktın? Gel gel gel. Gel 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 gel. Çok güzel açık verdin bana. Çok güzel açık verdin. Gel. Geçirebiliyorsan şu orduyu da geçir. Bu ordu burada kalabilir. Önemli değil. Hayda orayı tıkadın. İyi bakalım. Güzel tıka. İyi tıkadın. İyi ki tıkadın. Şimdi bu orduyu böl. Birini Milan'a, birini Siena'ya doğru çevir. Bir tane orduyu aşağı indireceğiz. Münster'in kafa gitti. Güzel. Münster'in kelle gitti. Aa Münster'den ben çocuğuma toprak alabilirim bu arada. İspanyol'un Leon da çöktü. Yani İspanya aramızdaki bu dava devam etmek zorunda değil. Şöyle bir anlaşmayla kurtulabilirsin benden. Ya böyle bir anlaşmadan aşağısına çıkmıyorum haberin olsun. Şimdi 3 yıldız generali şu arkadaşa bir ver. Merhaba. 4 siecli. Bu adam değil mi? Sanırım Selim Bey. Evet. Gel böyle. Aşağıya Milan'a ineceğiz. Aşağıya Milan'a ineceğiz. Anda Messina Kalesi de çöktü. Aslında generali falan da bizimkinden yetenekli ama. Yani. İş generalde bitseydi efendim öyle değil mi? Bu arada toprak veremeyeceğim galiba benim çocuğa. Acaba Münster'i de mi evlat edinsem? Evlat sahibi olmak hoşdur çünkü. Merhaba. Şurayı da bir kuşat. Poznan'ı geri mi aldın? Ne yaptın? Galiba Poznan'ı geri aldı. Şimdi sevgili Münster. Evladım olur musun? Oo yeni evlat. Avrupa'da ikinci bir evlat. Wurttemberg'un hoşuma gider gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, bu arada deniz aşırım olduğu için buralarından toprak alabiliyorum. Buraları alabilirim, evlat da edinebilirim. Ama buraları alırsam ben buranın isyanlarına falan destek getiremem. Yeni evlat. Hoş geldin. Hoş geldin Bebinto. Paraya ihtiyacın yok mu? Tamam, gelecek savaştan itibaren bizim için savaşıyorsun artık. Sana asker getirmek biraz zorlu olacak. O yüzden dikkatli yapmam lazım hamlelerimi. Şimdi
Bir tek İspanyol ve Milan kaldı. Bohemya zaten çöktü. Pekala, Bohemya'nın şuradaki toprağını kuşatmaya git. Heyrim ölmesin. Ölebilir miydi acaba Heyrim? 2-4-2. Ya ölmediği daha iyi olmuş. Ölmediği daha iyi olmuş. Tamam, sıkıntı yok. Girin girin koalisyona, buyurun. Hepiniz bir gün Osmanlı'nın çocuğu olacaksınız. Onun bilincinde olun da. Herkes her canlı bir gün Osmanlı'yı tadacaktır. Güzel. Revolution isyancılarının bu Trenburgum'un dövmesi dışında pek bir sorunum yok şu an açıkçası. Ne haber? Dört yıldız generalin iyi mi? Şimdi İspanyol kardeş. Hala anlaşma masasına oturmaya yanaşmıyorsun, öyle mi? Sen bilirsin. Benim vasallarım bana sadık. Bana kimse isyan etmeyecek. Ben kimseyle cebelleşmeyeceğim. Paşa gönlüm bilir. Benim buralarda bir yerde bir ordum yok mu? Dayak mıydı o ordu? Ha, şunu bir tutsana. Tut bakayım nasıl tutuyorsun. Ay, ziyan olacak çocuk. Vallahi ziyan oldu. Dur bakalım. Evladıma sıkıntı çıkartana sıkıntı çıkartırım. Bir dal daha belki stabilite alabilirim. Güzel. Ne yapıyorsun orada? Kimin toprağı orada? Ne yapıyorsun? Bu arada İspanyol'un da canı çok yok ya. Şuradaki toprakları falan var. Onun dışında pek canı yok İspanyol'un. Ki İspanyol çoktan çökmüştür askeri anlamda. Ya da en azından ben öyle tahmin ediyorum. Evet, çökmüş. Yani 129K paralı asker tutuyor. Nip Spain'in bile asker sayısı daha fazla. Şişt. Hala kanka mıyız? Tabii ki değiliz. Tabii ki değiliz. İspanyol'a karşı kubarmıyor. Oğlum sen niye bu kadar uslu çocuksun ya? Biraz cevval ol. Biraz yırt oltalığı. Biraz cevval ol baba. Yok, hepsini aynı anda level aldıracağım. Admin'e de diplomasiye de. Milan'ın başkenti çöksün. Milan artık bir Afrika devleti olabilir bence ya. Ya Milan'dan yana sıkıntı yok yani. Milan'ı bir aradan çekelim. Kanka sen artık Afrika devletisin tamamıyla. Batı ile arandaki bağlantıyı sil. Warrap ver, uğraştırma. Aslında uğraşırım ben. Uğraşırım yani, şey mi var? Bir sıkıntın mı var? Yo. Vallahi görünürde tek sıkıntı adamlarımın dövmekten yorulması. Belki bizimkiler adam dövmekten sıkılırsa. İspanyol'un neredeyse tamamı siege'lendi. Aslında ordularımı bir araya getirip İspanyol'un yukarıdaki siege'lenmeyen topraklarına odaklanabilirim. Benim çocuklar zaten oraları yıpratıyor. Şöyle bir Toledo'ya gelin bakayım. Abi Osmanlı himayesi altına alınmaktan daha büyük mutluluk olabilir mi Münistercim? Birazcık mutlu olur musun? İleride sizi besleme planlarım var. Osmanlı himayesinden daha güzel bir himaye tanıyor musun? Öyle bir şey yok. Tanıyamazsın. Bohemya vazgeç. Bohemya şey yapmaya başlamış. İspanya'dan aslında birkaç toprak da Mütrenburg'a verebilirim. Ya şey arıyorum biliyor musun? Birazcık benimki kolaylığa kaçıyor ve oyunun olayını muhtemelen tamamıyla sonlandırıyor ama bir parça şey arıyorum ben böyle. Kolaylık. Hani Hearts of Iron 4'te savaş çizgisini çiziyorsun ve otomatik savaşıyorlar ya. Öyle bir ya tabii ki oyunun sistemine aykırı ama hani savaşlarda böyle bir otomatik sistem olsa havlama babında işte savaş alanlarına birlikleri dağıtma babında falan. Hani istersen ben yönetirim ve geri orduların eski konumuna gelir gibi.
Ya paralı general mantığı, anladın mı? Tabii ki isteğimin şu an size karşı saçma gözüktüğünün farkındayım. Kimsenin de oyun zevkini tabii ki mahvetmek istemem düşüncelerimle, ama ne bileyim, bence eğlenceli olabilirdi ya. Böyle daha sağlıklı bir savaş ortamı. İspanyol, ne yaptın 12 savaş yorgunluğuna rağmen? Ay canım. Ay canım, hala direniyor. Diren diren. Dayan, dayan, biraz daha dayan. Milan, sen ne yaptın? Evet, bir artık Afrika devleti olduğunu kabul ettin mi? Güzel. Neyse, korların dursun, paranı ver, war rapini ver, savaş tazminatı öde, çık. Öldün, çık. Arkadaşlar, İspanyol'u parçalayabilir miyiz rica etsem? 4 siz generalim burada birazcık sıkıntı yaşıyorsa demek ki buralar kallavi yerlerdir. Bir parça dikkatli olmak lazım. Tirol koalisyonu. Bohemia'nın isyancısı, neden ben döveceğim? Evet, bir tomar vasalım var yani. Bir tomar vasalım olduğu için iş yaparlar diye tahmin ediyorum açıkçası. Sen de şu yukarı git bakayım. Aa, otonomi isyancıları falan da çıkmış şeyin. Keko'nun. Güzel. Abi ben gemilere bir şey çekeceğim. Gemilere bir ayar çekeceğim. Savaş bitsin. En az 100 tane büyük gemi de ben basacağım. Tabii gerçi bunu basabilmek için benim birazcık gemi limitini arttırmam gerekiyor. O gemi limitini arttıracak binaları basarız şuradan. Param oldukça bol. Abi İspanya'nın oradaki neymiş öyle ya? İspanyol bir yerden halılıyor mu? Namümkün. İspanyol'un bir yerden halılaması namümkün. Evet. Biriniz şöyle, biriniz buraya doğru bir gidin. İspanya. Hadi ver şurayı, rahat rahat gidelim. Vermeyecek. İspanyol'un Revolutioner'larını da dövüyoruz. İşimiz gücümüz yok. İspanya Revolutioner olursa var ya, aslında Portekiz falan da ona girer. Aslında Portekiz'i ben İspanyol'a dalmak için kullanmak istiyorum da, Portekiz buna yanaşmaz ya. Portekiz kendini kullandırmaz. Uyanık o. Bu arada millet korkudan koalisyondan çıkıyor. Diyor ki İspanyol'a bunu yapan bana neler yapmaz. Düşün bir bakalım neler yapmaz. Abi o adalar alınacak. Yani başka bir çıkar yol yok. Gençler, Revolutioner'ları keserken dikkatli olun lan. Şimdi şöyle, bizim çocuklarda isyan riski sıfır. Canım benim. Tabii ki böyle ol. 162 dukat borç. Mazdaran'da 3000 daha para var. Hazinede. Moldova, paran var mı oğlum? Oyrat'ta da para var. O, sizde nasıl para var ya? Sale'de de para var. Wurttemberg'da da para var. Wurttemberg batının ortasında ya. Direkt çocuğun üstüne yükleniyorlar abi. Direkt. Hiç acımıyorlar yani. Acımadan çocuğun üstüne yükleniyorlar. Tirol'le savaş. Tirol'le savaşanlar kimler ve Tirol'ün yanındakiler kim? Mainz. Avusturya da almış Tirol'e. Girin girin, bana koalisyona giren elemanları kesebilirsiniz. Hiç dert değil. Peki bir şey soracağım sevgili İspanya. Ya oğlum bak, senin sahibini dövüyorum ya. Bağımsız olmak istemiyor musun? Adalardan mı feragat etsek? Ya adalardan feragat edeceğim, ne alacağım bu adamın elinden? Şöyle Cebeli Tarhan'a. Ama ne kadar istiyorsun, ne kadar? 116. Abi Cebeli Tarhan oraya gireriz bence. Bence Cebeli Tarhan oraya net girilir. Birazdan girilir abi. Hadi ver bana Cebeli Tarhan orayı. Aslanım. Para uç lan. Şimdi adamın vasalları var ya, adamın köpekleri rahat olduğu için herif vaz yaymıyor. Şimdi
Transport mu? Ulan siyah bayrak yemediniz mi siz? Neyse, kimsenin gemisi kalmadı, bir şey kalmadı. Bir yerlerden fıyın fıyın gelin bakayım. Evet, işte sonunda yalnızız baş başa. Sevgili Bohemia. Şimdi benim bir oğlum var, Wuttenberg. Oğlumun birazcık şeyini gözeteyim. Oğlumun biraz çıkarını gözeteyim. Buralarda biraz gelişsin canım. Dur, yanlış bastık. Artık bir yerden sonra koalisyon tınmıyoruz zaten. Şöyle bir şuradan kırpalım. Biraz buradan kırpalım. Overextension yiyor muyum? Patlar mıyım, onu merak ediyorum yani. Patlamazsam devam edeceğim çünkü. Patlamayız ya herhalde. De. Şöyle yapalım. Niye böyle bir şey yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü savaş tazminatı alacağım kendisinden. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz adam Kutsal Roma'nın başkanı. Koskoca Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sahibi. Ne oldu? Tabii. Osmanlı birlikleri karşısında çil yavrusu gibi dağılmak dışında hiçbir seçeneği olmadığını anladı ve dağıldı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu ordularımdan ikisini Münster'in orada tutmak istiyorum. Direkt 80K olurlar bir savaşta, orada bütünleşirler. Wuttenberg zaten kendi icabına bakabilir. Başına gelen şeylere kendi defedebilir. Bununla beraber burada bulunan topraklarımıza adamlarımızı geri gönderiyorum. Bohemia'nın orada 80K'lıklar olması lazım. Evet. Yok, burası değil, burası değil. 80. Böl. Böl getir şöyle. Bu ikisi oranın. Bir yerde bir 80 daha mı var? Gerçi buradaki elemanları şeye dağıttık. Ondan kaynaklı da olabilir. Gemiler adamlarımı getiriyor mu? Ha, siyah bayrak yediler. Güzel. İgnor anasını satayım. Ya Ming, sen deli misin? Deli misin? Deli taklidi mi yapıyorsun ya? Abi bana daha çok deli taklidi gibi geldi. Ya sence ben sana bu konumdayken vergi öder miyim? Bir bana baksana. Devletime baksana bir yani. Ben sana bu konumda 5 kuruş para yedirir miyim? Bak deli bir de şey yapıyor ha. Israr ediyor. Ödemeli atıyor. Mazdarancım, evlenirim canım. Bir de ısrar ediyor. Ödemeli atıyor. Ulan aylık 200 dukat gelirim var. Manpower'ım azalmıyor. Yani artık böyle bütün dünyanın dıbığına çakma vakti. Böyle World Conquest yapma vakti. Bütün dünyayı alma vakti. Adam oradan bana diyor ki kanka. Bak bana vergi ver, başın ağrımasın. Ateş olsa yani totom kadar yer yakacak diyeceğim. Benim toto geniş. O yüzden hiçbir şey yapamaz diyeyim. Öyle avutalım kendimizi. Nasıl ya? Ciddi olamazsın. Şimdi buradan Tierra'ya dalsam. Çünkü zaten Tierra bariz bir şekilde çocuklarımın arasını kapatıyor. Bohemia tekrar geliyor, İspanya tekrar geliyor. Evet arkadaşlar, Tierra üzerinden bir savaş daha izleyeceğiz az sonra. Evet. Bir parça bir şey olduk sanki. Yani manpower'ın falan bitmedi. Admin puanı biriksin Ecük. Ecük admin puanı biriksin. Militeri puanım da bayağı yüksek ha. Ama teknolojide çok çok ilerideyim. Bir development daha bas İstanbul'a. İstanbul oldu 112 development. Ey yavrum ey be. Ey yavrum ey be.
Evet, yani TRR kesmek şu an mantıklı. TRR kesersin, beraberinde Avustur da geliyor bak. Beraberinde Avustur da geliyor. Şurası Switzerland toprağı, burası bizim toprak. Avustur'u doğrudan savaşa çağırırım. Avustur üzerinden Tierra'ya dalayım. Tierra'yı doğrudan eşeğin hörekesi. O zaman Büyük Britanya da geliyor. O zaman başımıza harbiden büyük ihale alırız moruk. Kafamızı o kadar ihale almayalım. Şimdi bu sevgili Münstercimi beslerim Tierra'yla. Oraya geçiş olması babında da Avustur'dan 3 toprak alırım şöyle. 3 ya da işte 5 alabilirsem 5. Alamazsam 3. Ki alabilirim diye tahmin ediyorum 5'i. Büyük ihtimalle alırım. Wittenberg'a buradan bağlantı yaparız. Oğlum Kutsal Roma mı kaldı? Elektörlerinizi elek gibi deldim. Elek gibi deldim kardeş. Commonwealth'le aradaki ateşkes sonlandı galiba. Yok sonlanmadı. Biriyle ateşkesimiz sonlandıydı sanki. Timur muydu? Acaba Sint miydi? Evet Sint. Yarkand, Delhi, Gujarat. Yarkand'ı salla. Yarkand'ı Oyrat yer. Yarkand'ı Oyrat tek öğünde yer. Orduları bir gitsin de yerine. Sindhi biz yeriz Gujarat'la beraber. Mazdaran da döver. 10 numara bir savaş daha bizleri bekliyor. Ama nefes alamadım. Ama ben bu videonun kasmasından ve serinin bok yoluna gitmesinden deli divane endişe duyduğum için şimdilik müsaadenizi istirham edeceğim. Efendim, bu bölüme de kartlar kısmından dilediğiniz gibi oy verebilir, seriyi şekillendirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Gelecek bölümlerde muhtemelen Batı'ya bir daha saldıracağız ve TRR üzerinden savaş açıp İspanyol'un almayı unuttuğum topraklarını alacağız. Adaları da alırım belki bu sefer. Umarım eğlenceli, güzel bir seri oluyordur sizler için. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay.